iktidar ve erk olursanız, yani güç elimizde olur. Teşhisi konulamayan ani bir rahatsızlık sonucu pazar günü yaşamını yitiren Vatan Partisi eski Merkez Karar Kurulu üyesi, eğitimci yazar Semiha Gökçen Boya son yolculuğuna uğurlandı. Semiha Gökçen Boya Türkiye'de son 10-15 yılın içerisinde yapılan hemen hemen her şeyin içinde var olan bir militan ruhlu bir insandır. Gerek 68 Devriye Vakfı'nın gerekse Cumhuriyet Okulları Cumhur'un giderek siyasi partiler içerisindeki faaliyetleriyle herkesin gönlünde yer etmiştir. Başarılan her şeyde izi olan, hep gönlümüzde yaşayacak bir arkadaşımız Semiha. Selimiye Camii'nde düzenlenen törene eğitim, siyaset ve basın dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Kardeşimizi, arkadaşımızı, parti yoldaşımızı kaybettik. Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda, bugünlere varmamız konusunda, Vatan Savaşı konusunda çok önemli katkıları oldu. Semiha Gökçen Boya bizim için çok kıymetli bir varlıktı. Devrimci, Atatürkçü, çağdaş aydınlanma devrimleriniz Yılmaz savunucusuydu. Cumhuriyet'in aydınlığı vardı hep yüzünde. Hem Cumhuriyet Gazetesi için verdiği mücadele, hem bütün bir Cumhuriyet ve bu ülke devrimci mücadeleye katkıları hiçbir zaman unutulmayacak. Mücadele içerisinde, devrimci uğraş içerisinde hep el ele ve kol kola olduğumuz bir arkadaşımızdı. Uzun yıllardan beri devam eden bir yaprak dökümünün erken ve yeşil bir yaprağını kaybettik bugün. Semiha'nın yürüyüşlerimizdeki, eylemlerimizdeki boşluğunu hissedeceğiz. Ama onun anısını yaşatacağız. Ondan bize değerli şeyler kaldı. Törenin ardından Semiha Boya'nın naaşı Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.